Herkese merhaba, ben İmge. Yeni bir Bana Bunlarla Gel videosuyla birlikte beraberiz. Hepimizin şikayet ettiğini düşündüğüm bir konudan bahsediyor olacağız. Lafı hiç fazla uzatmayacağım. Direkt konuya giriyor olacağım. Eminim siz de farkındasınızdır ki yaşamlarımız giderek hızlanmaya başlıyor. Hızlı cep telefonlarımız, hızlı trenlerimiz, hızlı yollarımız, hızlı internetimiz, hızlı ev aletlerimiz, aklınıza gelebilecek, hayatımızı kolaylaştıracak her şeye sahibiz. Fakat bu kadar şeye sahip olmamıza rağmen, bu kadar hıza sahip olmamıza rağmen sabahleyin işe gitmek için yine en erken saatte uyanıyoruz. Çok iyi paralar kazanabilmek için çok fazla mesai yapıyoruz. Eskisinden daha az kendimize ve daha az sevdiklerimize vakit ayırıyoruz. Ve bu durum bizi giderek mutsuz bir birey haline getiriyor. Önceden oturduğumuz zaman kahveleri uzun uzun keyiflerle içerken artık sürekli yetişmemiz gereken bir yerler olduğu için kahvelerimizi bile iki toplantı arasında ayaküstü yürüyerek içiyoruz. Ve her nerede olursak olalım sanki hep başka bir yerde olmamız gerekiyormuş hissine kapılıp her zaman hayatı kaçırdığımızı düşünüyoruz. Bunları böyle hızlı hızlı anlatınca kulağa eminim çok korkutucu gelmeye başladı. Ama ne yazık ki hayatlarımız bu şekilde akmaya devam ediyor. İsterseniz şimdi gelin birazcık yavaşlayalım ve bu yavaş hareketin neymiş birlikte ona bakalım. 1986 yılında Roma'da McDonald's'ın açılmasına müthiş sinirlenen Carlo Petrini adındaki bir adamın McDonald's'ı protesto ederek başlattığı yavaş gıda akımı. Yavaş gıda akımı da kendi içerisinde yavaş moda ve yavaş şehir olmak üzere kendi alt kültürlerini oluşturmaya başlıyor. Ve böylelikle yavaş hareketi bir kültür, bir felsefe haline geliyor. Yavaş felsefesinin temsili aslında bir salyangoz. Fakat bu salyangoz görseli sizi yanıltmasın. Çünkü her şeyi bu yavaşlıkta yapacağınız anlamına gelmiyor. Aksine yapacağınız her şeyi doğru hızda, doğru zamanda ve doğru şekilde odaklanarak yapmanız gerektiğini söylüyor. Yani işin özeti şöyle diyorlar. Trendlerin peşine koşmaktansa kendi hayatınızı, kendi midenizi, kendi gardırobunuzu çöple doldurmaktansa niceliğe değil niteliğe bakın diyorlar. Bunu aslında şöyle de açıklayabiliriz. Eğer ufak tefek yoganın ucundan kıyısından dokunduysanız, hiç yoga ile meditasyonla benim işim olmaz deyip de ama Instagram hashtaglerini takip ediyorsanız bir anı yakalamak kavramı vardır. İşte aslında yavaş hareketinin net tanımlarından bir tanesi bu. Anı yaşamak ve anda kalmak. Yani eğer yavaş hareketi destekleyen bir yaşam felsefesini hayata geçirmeniz gerekiyorsa anda kalmanız gerekiyor. Peki anda kalmak için ne yapmak gerekiyor? Aslında düşündüğünüz zaman birazcık zor gibi gelebilir. Yanıtları yani ben ne yapacağım da anda kalacağım, beynimi nasıl durduracağım, düşünmeden mi duracağım gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Ama onun da çok basit yolu var. Anda kalmak için atacağınız ilk adımlardan bir tanesi birden fazla işi yapmamak olacaktır. Biz hepimiz öğrenciler de çalışanlar da eminim aynı anda aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İşte maillerimize bakarken aynı zamanda telefonla konuşuyoruz ki bu işin en basit örneklerinden bir tanesi. Bir tanesi de ana odaklanmak. Yani eğer bir arkadaşınızla buluştuysanız ve kahve içiyorsanız orada Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakıp gerçekten arkadaşınızla oturup karşılıklı sohbet edip kahve içmeniz gerekiyor. Eğer doğaya bir vakit ayırdıysanız ve kuş seslerini duyuyorsanız o zaman kendiniz o sadece kuş seslerine odaklamanız gerekiyor ve başka hiçbir şey düşünmemeniz gerekiyor. Üçüncü maddeye geldiğimiz zaman da sevdiklerinizle ve ailenizle daha fazla vakit geçirin maddesi karşımıza çıkıyor. Az önce de dediğim gibi hayatımız hızlanmaya başladıkça sevdiklerimize, ailemize hatta kendimize bile çok daha az vakit ayırmaya başlıyoruz. Sevdiklerimizle vakit geçiremediğimiz için onlarla ortak bir şeyler paylaşamadığımız için de giderek mutsuz bireyler haline dönüşüyoruz. Eğer siz de yavaş yaşam hareketini hayatınıza adapte etmek istiyorsanız o zaman sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmeniz gerekiyor demektir. Yavaş yaşam hareketinin temellerinden bir tanesi de aslında doğayla çok daha vakit geçirmek. İstanbul'da yaşayanlar, büyük şehirde yaşayanlar burada doğa mı var, hani nerede vakit geçireceğiz diye söyleyebilirler. Çok haklılar. Fakat kendiniz ayırdığınız her küçük fırsatı sahilde bir yürüyüş yaparak, evinizin çevresindeki parkta oturup bir kahve yudumlayarak bile geçirdiğiniz zaman inanın eskisinden kendinizi çok daha iyi hissediyor olacaksınız. Yavaş hareketin bir diğer önerisi ise her
her şeyden mutlu olabilecek bir detay çıkarmak. Ben bir önceki videomda da bahsetmiştim. Bizler şükretmeyi bilen, yaşadığımız anda minnet duymayı bilen insanlar ne yazık ki değiliz. Daha doğrusu ben son dönemlerde böyle olmadığımı fark ettim ve o yüzden her gün kendime mutlu olacak küçük mutluluklar bulmaya başladım ve 30 gün şikayet etmeden hayatımı devam ettirmeye çalışıp bunu bir yaşam şekli haline getireceğimi söyledim. Yavaş hareketin temellerinden bir tanesi de diyor ki kendinize küçük mutluluklar yaratın. Videoyu izlediğiniz zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Yavaş hareketin son maddesi ise teknolojiyle aranıza mesafe koyun. Yani bu hiçbir zaman sosyal medya kullanmayacaksınız, hiçbir zaman işte YouTube'da video izlemeyeceksiniz, Instagram'da arkadaşlarınızı likelemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Sadece eğer bir kendinizde bir kitap okumak için, bir film izlemek için, bir dizi izlemek için bir vakit ayırdıysanız eğer o süre zarfında telefonlarınızı bir rafa kaldırmanız söyleniyor. Hatta onu sessize almanız değil, tamamen kapatmanız gerektiği söyleniyor. Ya da arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman, bir aile yemeği yediğiniz zaman, çok uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla buluştuğunuz zaman bir saat, iki saat onunla kaliteli vakit geçirebilmek için telefonunuzu kapatıp birazcık ulaşılmaz olmanız gerektiğini söylüyor. Yani eğer yavaş hareketi hayata geçirmek istiyorsanız ve bu yaşamın hızından yorulduysanız ve hayatı ve anı daha keyifli, daha yaşanılması bir hale getirmek istiyorsanız bu öneriler size ilham olacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.